Merhaba arkadaşlar, Elektrik Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elektrik elektronik ölçme dersinin birinci döneminin ikinci sınavında çıkması muhtemel soruları işleyeceğiz. Dilerseniz hemen sorularımızı görelim ve cevaplarımızı yazalım. Ölçme dersinin birinci dönemin ikinci yazılısında ağırlıklı olarak son konulardan soru sorulacağı için devre çizimlerine önem verilecektir. Sözel olarak sorular da şuradan gelecektir sevgili arkadaşlar. Zayıf akım devrelerinde kullanılan elemanlar nelerdir? Bunlardan 5 tanesini yazınız. Zayıf akım devresi kurduğumuz zaman kullandığımız elemanlar. Hemen yazıyorum sizlere. Mesela zil trafosu. Zil trafosu benim kullandığım bir elemandır zayıf akım devresi kurarken. Buton. Butonlar. Butonun çalıştırdığı ziller. Butonun çalıştırdığı kapı otomatikleri. Diyafon tesisatı. Karşılıklı haberleşme. Zaten böyle 5 tane oldu. Bir diğer sorumuz da zil trafosu ile ilgili sorudur sevgili arkadaşlar. Zil trafosu sorusu birinci sınavda da ikinci sınavda da çıkması gereken bir sorudur. Çünkü bizim zayıf akım devremizdeki en önemli elemanlardan birisidir. 220 volt olan gerilimi 12 volta, 8 volta gibi değerlere indirerek devremizin düzgün çalışmasını sağlıyor. O yüzden en önemli elemanlardan birisidir ve bu soru iki sınavda da çıkması muhtemel bir sorudur. Hemen bakalım. Zil trafosunun şeklini çizerek hemen şeklini çizelim. Şekli nasıldı? Bir tane bobin. Bu bobinin birincisi primer sargı. Bakın çok spirli, çok turlu. Arasında elektriksel bağlantı yok, manyetik alan var. İkincisi sekonder. Az spirli, yani az turlu ve kalın. İşte bu trafomuzun şekliydi. Bizim devrelerimizi çalıştırmadakta kullandığımız. İçini nasıl dolduruyorduk? Şu şekilde. Girişine uyguladığım U1. Çıkışına uygulanan, yani çıkışından alınan U2. I1 akımı çıkışta, I2 akımı N1, N2 sarım sayısı. Bu benim zil trafomu şekliydi. Bunu yaptım, sorunun puanının yarısını aldım. Şimdi diğer yarısını almam gereken çalışma şekli. Çalışma şeklini daha önce yazdım. Tekrar yazıyorum. Aralarında hiçbir elektriksel bağlantı ya da bağ bulunmayan primer ve sekonder sargıdan primer sargıya bir gerilim uygulanırsa sargı etrafında manyetik alan oluşur. Oluşturdum manyetik alanımı ve dedim ki bu manyetik alan kuvvet çizgileri bu manyetik alan kuvvet çizgileri sekonder sargıyı keser ve sekonder sargı uçlarında da ve sekonder sargı uçlarında da bir gerilim elde edilir. Yazdığımı anlatıyorum. Diyorum ki aralarında hiçbir elektriksel bağlantı bulunmayan iki adet sargım var. Bunlardan birincisi primer, ikincisi sekonder sargı. Primer sargıya bir gerilim uyguladığım zaman bir manyetik alan oluşturuyorum sargı etrafında. Sekonder sargıyı da bu manyetik alanın içerisine soktuğum zaman manyetik alan kuvvet çizgileri sekonder sargıyı keser ve
Sekonder sargı uçlarında da bir gerilim elde edilmiş olur diyoruz. Zil trafosunun çalışma prensibi için. Şeklini çizdim. Çalışma prensibini yazdım. Tam puan aldım. Üçüncü tarz sorum. İkinci sınav için. Topraklan ve sıfırlama sorusu. %90 çıkan sorulardan birisidir. Topraklan ve sıfırlama nedir? Açıklayınız. Topraklama şudur. Bir elektrik cihazında kaza sonucu meydana gelebilecek yalıtım hatalarında metal gövdenin elektriklenmesini önlemek amacıyla bir iletken yardımıyla gövdenin toprağa bağlanmasıdır. Yazıyorum. Diyorum ki bir elektrik cihazında ya da elektrikli bir cihazda kaza sonucu meydana gelebilecek yalıtım hatalarında metal gövdenin elektriklenmesini önlemek amacıyla bir iletken yardımıyla gövdenin toprağa bağlanmasına topraklama denir. Topraklama denir. Peki ne işe yarıyor bu topraklama? Topraklama yapılarak, kaçak toprağa atılarak can ve mal güvenliği sağlanıyor. Topraklamamızın amacı budur. Can ve mal güvenliğini sağlamaktır kaçak durumunda. Yazalım. Bu durumda kaçak toprağa aktarılarak can ve mal güvenliği sağlanır. Bunu yazdığımız zaman topraklama kısmından tam puanı alacağızdır sevgili arkadaşlar. Şimdi sıfırlamayı anlatayım sizlere. Sıfırlama da nötrle topraklamanın birbirine bağlanmasıdır. En basit haliyle. Ama şu şekilde yazıyorum. Diyorum ki gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının şebekenin topraklanmış nötr hattına, bakın şunun altını çiziyorum, hattına bağlanmasına sıfırlama denir. Topraklanmış nötr, yani nötrle toprağı birbirine bağlıyoruz. Hemen çizerek göstereyim. Çizerek. Burada benim bir tane prizim var. Bu prizin toprak uçları. İki tane deliği, faz ve nötr ucu. Ben fazımı buradan aldım diyelim. Sigortam bağlı buna. Faz. Nötr hattımı buradan aldım. Nötr. Topraklama hattımı da topraktan alacağım. Şuradan. Biliyorsunuz topraklama bu şekilde bağlanıyor. Toprak, ground, GND. Ben iki şekilde sıfırlama yapabilirim. Ya kabloları birbirine bağlayacağım. Topraklan ve nötr kablosunu ya da prizin içerisinden nötr ve topraklama hattını birbirine ekleyeceğim. Bunlar benim sıfırlama yöntemlerim. Bakın burada var ve şurada var. İki tane sıfırlama yöntemi göstermiş oldum. Topraklan ve sıfırlama ile ilgili anlatacaklarım bu kadar.
Bir diğer soru çeşidim, kuvvetli akım devrelerinde kullanılan malzemeler nelerdir? Bir sürü malzemem var. Hepsini yazacağım. Buradan bize 5 tanesini sorar. 3 tanesini sorar. En çok kullandıklarımızı biliyor muyuz? Hatırımızda mı diye sorar. Hemen yazıyorum. Fişler. Fiş. Lambalar. Duylar. Prizler. Anahtarlar. Armatürler. Merdiven otomatikleri. İmpuls röleler. Yani darbeli röleler. İmpuls. İmpuls röleler. Sensörler. Zaman saatleri. Kaçak akım koruma röleleri. Sigortalar. VB artırılabilir. Bunların hepsi bizim kuvvetli akım tesisatında kullandığımız malzemelerdir. Artık arasından 5 tanesini seçip yazıyorsunuz sevgili arkadaşlar.